temel hal elektron dizilimi 3D6 ile sonlanan bir X element atomu ile ilgili ifadelerinden hangisi yanlıştır? Şimdi öncelikle elektron dağılımı 3D6 ile biten X'in elektron dağılımını yazalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. 4S2'ye kadar 20 olur. 3D6 olduğuna göre bu X'in atom numarası 26'dır. Birinci öncülde diyor ki P orbitallerinde 12 elektron bulunur. Bakalım P orbitaline. 2P'de 6 elektron var. 3P'de 6 elektron var. Toplam 12 elektron vardır. İfadesi doğrudur. Artı 2 yüklü iyonunun elektron dizilimi 3D4 ile biter. Yani biz şu temel halden, nötr halden 2 elektron koparacağız. Elektronlar önce katsayısı en büyük olan orbitalden kopar. Bu elektron diziliminde katsayısı en büyük olan orbital 4s orbitalidir. Elektronlar 4s orbitalinden kopacaktır. X artı 2 olduğu zaman orbital dağılımı, elektron dağılımı 3d6 ile bitecek. Bu ifade yanlıştır. N eşittir 2, yani baş kuantum sayısı 2 olan spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 kuantum sayılarına sahip 4 elektron vardır. Şimdi baş kuantum sayısı 2 olan 2s orbitali vardır, 2p orbitali vardır. S'nin toplamda 2 elektronu, p'nin toplamda 6 elektronu var. Tam dolduğunu zaten tam doludur. Şimdi spin kuantum sayısı bir orbitalde 2 elektronun kendi ekseni etrafında dönerken birisinin eksi 1 bölü 2, birisinin artı 1 bölü 2. Yani zıt spinli olduğunu ifade eder. Dolayısıyla her bir orbitalde artı 1 bölü 2 olan spin kuantum sayısı bir tane elektron var. Toplamda 4 orbitalde 4 tane elektronun spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olabilir. Bu ifade de doğrudur. Bize yanlış sorulmuş. Yalnız 2'dir. Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. X artı 2 iyonunun elektron dağılımının son terimi 3D4'tür. Buna göre nötr X atomu ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle X artı 2 iyonunun 3 elektron dağılımı 3D4'tür demiş. Bir 3D4'ü bir yakalayalım. Nötr bir X atomu için 3D4'ü bir yakalayalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Şimdi bu nötr atomu için düşünelim. Artı 2 iyonunun dediğine göre biz buradan 2 tane elektron koparalım. Bir atomdan elektron koparken önce en büyük katsayılı orbitalden elektron kopar. Buradan elektron kopacaksa 4s orbitalinden elektron kopar. İki tane elektron kopardığımız zaman 4s orbitalinin elektronları gider. Yine x artı 2'nin elektron dağılımı 3d4 ile biter. Dolayısıyla bu atomun numarası 24'tür. Atomun numarası 24. Evet. Peki buna göre nötr X atomu için ML değeri, yani manyetik kuantum sayısı artı 2 olan elektron sayısı 1'dir diyor. Değerli arkadaşlar, manyetik kuantum sayısı artı 2 olan ancak d orbitali olabilir. D orbitalleri 5 taneydi. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2'dir ML değerleri, d orbitalini. Toplamda d orbitallerinde 4 elektron bulunduğunu düşünelim. Zaten öyle olduğunu söylemiş. Dolayısıyla hepsi yarı dolu orbital olacaktır. Yarı dolu orbital olacaktır. Bu yüzden ML değeri artı 2 olan elektron sayısı 1'dir ifadesi doğrudur. Tam dolu orbital sayısı 10'dur. Tam dolu orbital sayısına baktığımız zaman x nötr X atomu için. Şimdi atom numarası 24'tür demiştik az önce. Atom numarası 24'ün temel haldeki elektron dağılımı 1S2, 2S2, 2P6, 3S2,
3P6, 4S1, 3D5. Bu krom atomudur. Kaç tane tam dolu orbitali vardır? Bakalım. Şurada bir tane, burada bir tane, 3 tane, 1 tane, 3 tane, 1, 2, 5, 6, 3 daha 9'dur. Tam dolu orbital sayısı 10'dur ifadesi yanlıştır. Nötron sayısı 28 ise kütle numarası 52'dir. Şimdi atom numarası 24'tür. Nötron sayısı da 28 olursa kütle numarası ikisinin toplamıdır. 52 olur. 52'dir demiş. Bu ifade doğrudur. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 olan D seçeneğidir. Artı 3 yüklü iyonunun temel hal elektron dağılımı argon 3D3 şeklinde olan bir X element atomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi X atomunun 3D3'ü bir bulalım. Artı 3 yüklü iyonunun elektron dağılımı olmuş bu şekilde. Argonun atom numarası 18. Argonu dağıttık. Sonra 3P6'dır argonun son orbitali. 4S2. 4S2'den sonra 3D10. Burada 3D3'tür demiş. 3D10 değil, 3D3 olduğunu düşünelim. Nötr X atomunun orbital dağılımı. Bu şekilde onu düşünelim. Bu haliyle 18, 2 daha 20, 3 daha 23 eder. Ancak X artı 3 demiş. Şimdi şuradan elektron kopardığımız zaman en büyük katsayılı orbitalden gidecek. Yani 4S gidecek. Ama 2 tane, 4S'de 2 tane elektron var. Bir de 3D'den gidecek. O zaman bunun X atomunun artı 3 yüklü iyonunun elektron dağılımı 3D3 olması için nötr halinin elektron dağılımı 4S2, 3D4 ile bitecek ki buradan biz 3 tane elektron kopardığımız zaman önce 4S gitsin, sonra 3D'den 1 tane gitsin. Burada bir de argonun atom numarası 18'di. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım 18, 20, 24 olur toplamda. 24'te kromun elektron dağılımını hatırlarsak küresel simetriden dolayı argon 18, 4S1, 3D5 olur argonun elektron dağılımı. Argonla beraber kromun elektron dağılımı bu şekilde olur. Şimdi sorumuzun doğru cevabına gelelim. B seçeneğine baktığımız zaman nötr X atomunun temel hal elektron dağılımının son terimi 3D5'tir. Biraz önce zaten bu atom krom atomudur. 3D5 ile bitmesi gerekir diye ifade etmiştik. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır. Temel hal elektron diziliminde 9 tane tam dolu ve 6 tane yarı dolu orbital içeren nötr bir atomla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi 9 tane tam dolu, 6 tane yarı dolu orbital olacak şekilde bir elektron dağıtalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Şu ana kadar 20 tane elektron dağıttık. 20 tane elektron her bir orbital 2 elektron aldığına göre 10 tane tam dolu orbital eder. Dolayısıyla 4S'nin tam dolu olmaması gerekir. 4S tam dolu değilse şuraya kadar 9 tane tam dolu orbital vardır. Ama bir de 6 tane de yarı dolu orbital olacak. O zaman 4S1, 3D5 yazdığımız zaman S orbitali yarı dolu, D orbitalleri 5 taneydi. Hepsi yarı dolu olduğunda toplamda 6 tane yarı dolu orbitali yakaladık. Yani X atomunun 3P6'ya kadar 18, 6 da burada var, 24'tür atom numarası. Şimdi C seçeneğine baktığımız zaman artı 1 yüklü iyonunun elektron dizilişi
3D4 ile biter demiş. Yani biz şuradan bir tane elektron koparacaksak elektron önce katsayısı büyük olan orbitalden kopacaktır. X atomunun katsayısı en büyük olan orbitali 4S orbitalidir. Bir tane elektron kopardığımız zaman X atomundan bu 4S'nin elektronudur. Artı bir yüklü iyonunun elektron dağılımı yine 3D5 ile sona erer. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. X element atomu 26 nötron içermektedir. Buna göre X artı 2 iyonunun temel hal elektron dizilimindeki SPD orbitallerinin içerdiği elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi öncelikle X atomunun kütle numarası 46 verilmiş. Nötron sayısı da 26 olduğuna göre nötronla proton toplamı kütle numarasını verecektir. Kütle numarası 48, 26 nötron sayısı. Bu yüzden atom numarası 22 olacaktır. X'in atom numarası 22. Önce nötr halinin elektronlarını bir dağıtalım. Nötr halinin elektronlarını dağıtıyorum. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, şu ana kadar 12 oldu. 3S2, 3P6, 4S2, 20 oldu. 4S2'den sonra 3D2 olacaktır. Şimdi X artı 2 iyonunun soru, X artı 2 iyonunun elektronunu sormuş, elektron dağılımı. İki tane elektron koparırsak öncelikle katsayısı büyük olan orbitalden elektron kopacaktır. 4S'den elektron kopacaktır. 4S'den elektron koptuktan sonra X artı 2 iyonunun elektron dağılımı 3D2 ile bitecektir. Yani S orbitallerindeki toplam 2, 4, 6 tanedir. S orbitallerindeki elektronlar. P orbitallerinde 6 daha 12. 12'leri işaretleyelim. D orbitallerinde ise 2 tanedir elektron. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Nötr X atomunun temel hal elektron diziliminde 8 tam dolu orbitali bulunmaktadır. Şimdi 8 tam dolu orbitali bir yakalayalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Bir tane burada tam dolu orbital, bir tane burada 2, 3 tane burada 5, bir tane de burada 6. 3S2'den sonra 3P, toplamda şu ana kadar 6 tane tam dolu orbital var. 3P5 dersem, sevgili arkadaşlarım, P orbitalleri 3 taneydi. 5 tane elektronu önce yarı dolduracak, sonra tam doldurmaya başlayacak. Dolayısıyla 6 tane tam dolu orbital vardı. 3P5 dediğim zaman 2 tane de tam dolu orbital oldu. O zaman toplamda 8 tane tam dolu orbital, bir de yarı dolu orbital vardır. Bu yüzden X'in atom numarası 17 olur ifadesi doğrudur. Elektron diziliminin son terimi 3P1, 3PX1, PY2, 3PZ1, yani 3P'de toplamda kaç elektron var? Bu haliyle 4 elektron var. Biraz önce biz 5 elektron olduğunu bulmuştuk. Bu ifade doğru bir ifade değildir. Doğruluğu kesin değildir. Açısal momentum kuantum sayısı L değeri 0 olan S orbitalleridir. 6 elektron var mıdır? Bakalım. S orbitallerinde 2, 2 daha 4, 2 daha 6. 6 elektron vardır. Bu da doğrudur. Doğruluğu kesin olmayan 2'dir. Yani sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Aşağıda temel hal elektron dağılımları verilen atomlardan hangisinde hata yapılmıştır? Değerli arkadaşlarım, E seçeneğine baktığımız zaman 3D orbitalinden sonra 4D orbitali değil, 4P1
olması gerekirdi. 4D1 demiş. Yanlış demiş. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Yukarıdan temel hal elektron dağılımları verilen X, Y ve Z nötr atomlarıyla ilgili ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Kesinlikle doğruyu sormuş değerli arkadaşlar. X'in atom numarası 31'dir. Şimdi X'in elektron dağılımı 4P1 ile bitmiş. Argon'un atom numarası 18. 18 elektron 3P6'ya kadar geldi. 4S2, 3D10, 30 oldu. 4P1 toplamda 31 eder. X'in atom numarası. Bunun doğruluğu kesindir. Kesinlikle doğrudur demiş. Birinci ifade kesinlikle doğrudur. Y'nin yarı dolu orbital sayısı 5'tir. Y'nin elektron dağılımına baktığımız zaman 3D5 ile bitiyor. Şimdi 3D5 ile biten şöyle olabilir. Argon 18, 3P6'ya kadar geldim. 4S1, 3D5 olabilir. Toplamda Y atomunun numarası böyle olduğunu düşünürsek 18, 6 daha 24 olur. Bu yüzden yarı dolu orbital sayısına bakarsak bu şekilde olursa 6 tane yarı dolu orbital olur. Yarı dolu orbital sayısı 5'tir demiş. Dolayısıyla kesinlikle biz Y'nin doğru olduğunu söyleyemeyiz. Z'nin tam dolu orbital sayısı 15'tir demiş. Z'nin elektron dağılımı 3D10 ile bitiyor. Z'nin 3D10 ile bitmesi için iki alternatifi vardır. Ya argon 18, 4S1, 3D10, atom numarası 29 olan bakır olabilir. Ya da yine Z atomu, atom numarası 30 olan, aynı şekilde yazarsam argon 18, 4S2, 3D10 olur. Atom numarası 30 da olabilir. Bu yüzden tam dolu orbital sayısı, atom numarası 30'sa 15 eder. Atom numarası 29'sa 15 etmez, 14 eder. Dolayısıyla bunun da doğruluğu kesin değildir. Sorumuzun doğru cevabı Adana, yani A seçeneği olmalıdır. Temel haldeki elektron dağılımı yukarıdaki gibi olan X atomuyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. 2px, 2p orbitallerin enerjileri eşittir. P orbitallerin alt orbitallerin enerjileri eşittir. Yani baş kuantum sayısı aynı olan p orbitallerinin alt enerji seviyeleri eşittir. Yani px, py, pz'nin enerjileri eşittir ifadesi doğrudur. Birinci öncül doğrudur. Kütle numarası 17 ise nötron sayısı 9'dur. Yukarıdaki elektronlara bakarsak X'in atom numarasının 8 olduğunu görürüz. Kütle numarası 17 ise nötron proton toplamı kütle numarasıdır. Dolayısıyla nötron sayısı 9'dur ifadesi doğrudur. 2px orbitalinin sınır yüzey diyagramı şeklindedir. Zaten şu p orbitalini gösterir. X eksenindeki p orbitalidir. Yani 2px orbitalinin şekli bu şekildedir. Bu ifade de doğrudur. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Temel hal elektron dağılımında 15 tane tam dolu orbital içeren nötr X atomuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Temel halde 15 tane tam dolu orbitali bir yakalayalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 20 oldu şu andaki elektron dağılımı. 15 tane tam dolu orbital, 30 tane elektron demektir. 3D10. X atomunun, nötr X atomunun elektron dağılımı bu şekilde olduğu zaman 15 tane tam dolu orbital olur. Atom numarası da 30 olur. Kesinlikle yanlıştır demiş. Şimdi C seçeneğine baktığımız zaman manyetik kuantum sayısı yani ML değeri 0 olan. Şimdi S orbitallerinin ML değerleri 0'dır. 3 tane P orbitalinden birisi eksi 1, birisi 0, birisi artı 1'dir. S orbitalinin 0'ıdır. 3 tane P orbitalinin eksi 1, 0, artı 1'dir. 4S'nin S orbitalinin 0'dı. D orbitallerinin ML değerleri eksi 2, eksi 1,
0 artı 1 artı 2'dir. Şimdi bize diyor ki manyetik kuantum sayısı değeri 0 olan 16 elektron var mıdır bakalım. Şurada 2 elektron var. 2 elektron var. 4. P orbitallerinden birisinin ML değeri 0'dı. 6. S orbitallerinin 0'dı. 8. P orbitallerinin bir tanesi 0'dı. 10. 4S'nin bir tanesi 0'dı. 12. 3D'nin bir tanesi 0'dı. 14. 16 elektron demiş. Yanlış demiş. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir.